15 gün sonra olsa her yerinde bulacaksınız bunu. Ağda ya başkanım, öyle çok dökük değil yani. Hacer abi ölen kolu. Harbiden kalitesine bakınca yani. Aynen. Bak bunun içinden hiç çıkmıyorsun. Valla ondan çok ya. Olsun olsun. Değil mi? Çilek İnegöl çiftçisinin en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu hikaye 12-13 sene öncesinden başlar. Daha eskiden buralarda dağ çileği dediğimiz 2 ay süreyle verimliliği süren kokulu eski dağ çileği dediğimiz, ondan da burada çoktu. Fakat bu görmüş olduğumuz çilekler hem 3 çeşit cinsten oluşuyor. Bunun adı Yediveren. Mayıs 1'de 1 başlar. 30 Kasım'a kadar burada bunun hasatı devam eder. Şurada Kurşunlu eskiden beldeydi, şimdi mahallemiz. O beldede bir çiftçilerimizi biz eskiden bir fuara götürdük. O fuarda daha bu fideler yeni çıktığı sıralarda oradan getirmeyle başlayan bir hikaye bugünlere kadar dayandı. Bölge olarak Kurşunlu bölgesi diyoruz buraya ama şu anda Hasanpaşa mahallesindeyiz. Yine Kurşunlu'ya sınır olan yerler burası. Burada yaklaşık 12 bin dekar alanda çilek üretimi yapılıyor. Toplamda da 35 bin ton civarında çilek üretimi yapılıyor. İlk çıktığı zamanlar 20 lira civarından açılışı yapılıyor. Sonrasında bu sene için söylüyorum, 12 bandında geziyor. Ve çiftçimize para kazandırıyor. Tabii ki girdi maliyetlerin her şeyde olduğu gibi burada da çok. İşte işçi maliyeti, ilaç maliyeti, gübre maliyeti gibi burada da girdi maliyetlerin ön plana çıktığını görüyoruz ama para kazandığını söyleyemeyiz. Belki bunu bilmiyordunuz, burada öğrenmiş olun. Bu sene itibariyle buraya, bu bölgemize bu yıl girecek para miktarı, Allah nasip ederse hayırlısıyla kazasız, belasız, afetsiz dediğim mevsim olan ay olan 30 Kasım'ı görürsek 500 milyon TL buraya çilekten giriş var yani. İnegöl gerçekten mobilyanın başkenti. Onunla da gurur duyuyoruz ama tarımda da mobilyanın ensesinde gidiyoruz. Getiri bakımından, gelir bakımından. Onu da söylemiş olayım.